Bir tek sen tercih zamanını sunar. Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyenler ve değerli öğrenciler. Ben Serra Taşkıran. Tercih dönemi boyunca birbirinden kıymetli konuklarla sizlere eşlik ediyorum ve bugünkü konuğum Ardahan Üniversitesi Rektörü çok kıymetli Profesör Doktor Mehmet Biber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serra Hanım. Teşekkür ederiz. Sizinle birlikte tekrar program yapmak çok keyifli hocam. Evet, biz de teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz, stüdyonuzda ağırladığınız için. Bize üniversitemizi ve şehrimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için hasreten teşekkür ediyoruz. O zaman hocam ilk olarak üniversitenizi tanıyalım. Evet Serra Hanım, üniversitemiz 2008 yılında Türkiye'nin en genç üniversitelerinden birisi olarak kurulmuş. Ardahan'ın en güzide kurumlarından birisi. Biliyorsunuz Ardahan Türkiye'nin kuzeydoğusunda Transkafkasya yani Türkiye'nin enerji koridoru üzerinde bulunan doğası ve eşsiz güzellikleriyle hakikaten yeşil inci bir şehir. Ve bu güzel şehrin içinde de çok gözde bir üniversite. Üniversitemiz 12 yaşını tamamladı. 6 fakültemiz var. 6 bin öğrencimiz var yaklaşık olarak. Efendim 3 ilçede meslek yüksek okullarımızla beraber 6 tane meslek yüksek okulumuz var, 1 tane de enstitümüz var efendim. Şimdi üniversite doğayla iç içe, yani benim ülkemin her noktası çok güzel. Ardahan da yine çok güzel şehirlerimizden bir tanesi. Üniversitede doğal olarak doğayla iç içe. Evet. Böyle hani yerli Hollanda deriz. Hani başka ülkelere de çok benzetmek istemiyorum ama hani doğal güzelliği muazzam bir şehir Ardahan'ın. Üniversitede evet. Onun içine konumlandırılmış. Evet, evet. O imkanlardan da bahsedebilir misin? Efendim ben özellikle öğrenci velilerimizin Ardahan'ı görmesini tavsiye ediyorum. Israrla tavsiye ediyorum. Çünkü bugüne kadar görebilecekleri en güzel doğa parçalarından birisini görecekler. Üniversitemiz böyle bir şehirde çok temiz havası, suyu, insanları ve doğasıyla bir dediğim gibi yeşil inci bir şehir. Bu üniversitenin kampüsü şehrin hemen bitişiğinde çok yeni altyapısıyla, kütüphaneleriyle, efendim laboratuvarlarıyla ve sosyal mekanlarıyla çok genç ve dinamik bir üniversite. Eğitim kadromuz hakeza aynı şekilde çok genç ve dinamik. Altyapı imkanlarımız çok iyi. Şehirde yurt sorunumuz yok. 3000'i aşkın kapasiteli kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlar var. Öğrenciler buralarda çok rahat kalabiliyorlar. Özellikle kız yurtları kampüs içerisinde olduğu için ulaşımlarını yürüyerek yapıyorlar. Şehir hani Türkiye'nin kuzeydoğusunda ama ulaşımı çok kolay olan şehirlerden birisi. Biz Kars'a 80 kilometreyiz. Kars'a günübirlik Türkiye'nin büyük şehirlerinden uçak seferleri yapılabiliyor. Ardahan merkeze Erzurum'dan 230 kilometrelik mesafede yine bir havaalanı var. Ulaşım otobüsle, karayoluyla yapılabildiği gibi uçakla da yapılabiliyor. Bunun dışında biz bir doğu sınırımızda iki sınır kapısı olan bir şehiriz. Öğrencilerimiz hani yurt içine gezmeye değil, yurt dışına gezmeye de çıkabiliyorlar günübirlik bir faaliyet olarak. Ve yani bu tarafı tabii üniversitenin yaşanabilirliği üzerine bir iki hususu ifade ettim. Ama tabii biz bilimsel olarak nerede duruyoruz bunu da ifade etmemiz gerekir. Serra Hanım, üniversitemiz 2008 yılından beri çok dinamik bir şekilde büyüyerek emin adımlarla yoluna devam ediyor. Benim oradaki rektörlük sürem bu sene 5. yılımızı doldurmak üzereyiz. 5 yıl içerisinde yüksek lisans programlarımızın sayısını yaklaşık 5 katına çıkardık. Bu şu demek aynı zamanda hoca sayınızın da artması demek. Çünkü belli bir yeterliliği sağlayamadığınızda yüksek lisans ya da doktora programları açmanız söz konusu değil.
Lisans programlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Yeni yeni bölümler, programlar açıyoruz. Özellikle sağlıkla ilgili lisans üstü olsun, lisans olsun ve ön lisans olsun programlarımızın sayısı çok fazla. Ve özellikle kız öğrencilerimiz fazlasıyla tercih ediyorlar. Çünkü mezuniyetten sonra iş bulma imkanları çok kolay. Öğrencilerimizin sosyal imkanlarını biz büyüterek, geliştirerek olgunlaştırıyoruz adeta. Geçen sene bu programda bahsetmiştik. Bir kültür merkezi ve öğrenci yaşam merkezinden ve bir spor kompleksinden bahsetmiştik. Biz de inşaat halindeyken görmüştük. İnşaat halindeyken siz görmüştünüz. Şimdi buraları bitirdik. Şükürler olsun. Derya Samancı Öğrenci Yaşam Merkezimiz içinde bir butik sineması, kafeteryası, efendim postanesi, bowling salonu, yüzme havuzu, spor salonu olan bir voleybol, basketbol sahası olan farklı bileşenlerde öğrencilerin üniversite içerisinde ihtiyaç duyacağı bütün birimleri ihtiva eden bir öğrenci yaşam merkezimiz ve spor kompleksimiz bitti. Bu sene öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bunlar sizin rektörlüğünüz süresince adımları atılan ve tamamlanan projeler. Evet. Mesela kültür merkezimiz bitti. 700 kişilik bir konferans salonu. İçinde farklı oturumların aynı anda gerçekleşebileceği salonları ihtiva eden. İçine kariyer merkezini kurduk. Öğrencilerimizin mezuniyetlerini artık takip ediyoruz. İş bulmalarını takip ediyoruz. Bunlar tabii bizim tamamlamamız gereken önemli işlerdi. Bitirmiş olduk. Altyapı sorunumuz, eksiğimiz hemen hemen kalmadı. Bir tek eksikliğini duyduğumuz merkezi kütüphane, onun da bu sene inşaatına başlıyoruz. Nasip olursa, bir aksilik olmazsa, 2 yıl içerisinde de onu bitirmeyi planlıyoruz. Tabii içinde bir merkezi yemekhane ile birlikte inşallah. Ve dediğim gibi asıl önemli olan bilimsel faaliyetlerimizin niteliğini ve etkinliğini artırmak. Bu anlamda da çok sayıda uluslararası kongreler, sempozyumlar, konferanslar yapıyoruz. Geçen sene ertelediğimiz mesela mitoloji sempozyumunu yüz yüze yapamamıştık. Bu sene online yaptık ve gene uluslararası üst düzey bir sempozyum yaptık. Öğrencilerimize çok spor, doğa aktiviteleri anlamında imkanlar sunuyoruz. Yaz, kış farklı imkanlar sunuyoruz. Kayak merkezimize öğrencilerimizi kayağa götürüyoruz. Onları ücretsiz taşıyoruz, kayak öğretiyoruz. Kayak malzemelerini veriyoruz. Efendim doğa yürüyüşleri yaptırıyoruz. Yani Ardahan'a gelen bir öğrenci orada hem güzel bir eğitim alacak, genç ve dinamik bir eğitim kadrosuyla, hoca kadrosuyla, hem de büyük şehirlerin o karmaşasından, sıkışıklığından kurtulmuş, böyle adeta doğayla rahat baş başa, rahat ve dingin bir kafayla bir üniversite okumayı, okutmayı, onları orada ağırlamayı vaat ediyoruz. Ben ısrarla Ardahan'ın bilinmesi, tanınması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'nin genç üniversitesi aynı zamanda en genç illerinden bir tanesi. Yani anlatılacak, söylenecek çok şey var. Ama gidip görmek gerekiyor. Biz şimdi sloganımızı da koyduk. Anadolu'nun zirvesinde bir üniversite vaat ediyoruz. Tabii bu zirve hem fiziksel anlamda hem nitelik ve bilimsel anlamda. Çünkü şunun altını çizmek isterim. Bizim kadrolarımız, eğitim kadrolarımız, hocalarımız dışarıda büyük üniversitelerde, yurt dışında master doktoralarını yapmış bir ekipten oluşuyor. Doğal olarak biz dışarıdan doktoralı hocaları alıyoruz. Onun için çok genç ve dinamik bir üniversite var. Bu hocalarımız aynı zamanda bizim dışarıdaki büyük üniversitelerin geleneğini, kültürünü de bizim üniversitemize taşıyorlar. Bu yönüyle demin saydığım
yüksek lisans doktora programlarına da öğrencilerimizi bekliyoruz. Çok farklı alanlarda, mesela çevre sağlığıyla ilgili, efendim yüksek teknolojiyle ilgili, turizmle ilgili yeni yüksek lisans programlarımız oluştu. Onların ilanlarını yaptık, kontenjanlar ilan edildi. Biz master yapmaya öğrencilerimizi bekliyoruz. Yani dört başı mamur bir üniversiteden bahsediyoruz. Evet, yeniyiz, genciz, almamız gereken bir yol var. Fakat kendini tamamlamış, kendi kendine yetebilen bir üniversiteden bahsediyoruz. Aslında bölgeye de katkısı olan, hem bölgeden destek alan hem de bölgeye katkıda bulunan bir üniversiteden bahsediyoruz. Evet, evet. Şimdi Ardahan Kafkas arılarının gen merkezi. Evet. Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı bir yer. Yine hayvancılığın, süt ve süt ürünlerinin öne çıktığı bir şehir. Buna yönelik üniversitede herhangi bir çalışma yürütülüyor mu? Elbette. Biz üniversite olarak şehirle bütünleşmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu bizim için çok önemli. Yani oraya kurulan üniversitenin aslında temel esprisi bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmasıdır. Biz bugüne kadar kalkınma ajanslarıyla Doğu Anadolu Projesi, DAP dediğimiz kısa adıyla DAP'la ve diğer birçok kamu kurum kuruluşlarıyla çok önemli projeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Başlığını söylediğiniz arıcılık, efendim endemik bitkiler, turizm alanında özellikle bölgenin potansiyelini ortaya çıkaran bir çalışmanın içerisindeyiz. Mesela başlattığımız çalışmalardan bir tanesi de Ardahan'ın bir jeopark potansiyelini ortaya çıkartarak il genelinde bir Ardahan'ı jeopark ilan edebilecek bir çalışmayı başlattık. Tabii burada valiliğimizin, belediyemizin ve diğer kamu kurum kuruluşlarının katkıları çok önemli. Onlarla beraber ortak bir iradeyi ortaya koyduk. Bunun çalışmalarını başlattık. Ardahan bu yönüyle de UNESCO'nun tescilli bir il genelinde parkı haline, jeoparkı haline gelecek. Çünkü gerçekten görülmesi gereken çok farklı doğa oluşumları, tarihi ve kültürel değerler söz konusu. Kesinlikle. Ardahan için. Hocam, ben geldiğim zaman çok merak ettiğim bir yer vardı. Gezegen Evi. Evet. Nitelendirilen. O da bitti. Bitti, evet. Gezegen Evi. Bu sene açılacak. Açtık, faaliyetlerimize başladık. Evet. Neler yapılıyor faaliyet olarak? Efendim, biraz önce söylediğim gibi biz şehirle bütünleşmeye çalışıyoruz derken önümüze koyduğumuz hedeflerden bir tanesi de üniversite şehirdeki orta öğrenim, lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri için eğitimlerine katkı sunacak, onları bilimle buluşturacak, onlara bilimi sevdirecek temel bilimsel faaliyetlerin yapılması üzerine de bir proje yapmıştık bizim Serhat Kalkınma Ajansı ile beraber. Bu projenin önemli bir parçası da sizin bahsettiğiniz planeteryum ya da gezegen evi de denilen bir binayı ve bir eğitim aracını hizmete koyduk. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir uzay çalışma programı ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu programa Ardahan'dan gençler yetiştirmek. Çünkü planeteryum dediğimiz eğitim aracının içerisinde gençlerin daha küçük yaşlardan itibaren doğayı, evreni, uzayı, yıldızları, güneşi, ayı tanıması söz konusu. Batı bu eğitim aracını 50 yıldan fazladır kullanıyor. Türkiye'de de biz büyük şehirlerimizde var olan bir eğitim aracı, ama biz Ardahan olarak burada biraz çabuk davrandık. Üniversite olarak oradaki gençlerimizin hizmetine planeteryumu sunduk. Eğitimlerimize başladık. Bir heyecanla gençlerimiz bu programa katılıyorlar. Hocam, hemen önünüzde de bir paket var. Sorabilir evet. miyim? Nedir o paket? Efendim, pakette size bir hediyemiz var. Öyle mi? Evet. Biz öğrencilerimizi planeteryumda eğitimi aldıktan sonra onların fotoğraflarını çekip burada bir astronot elbisesine montajını yapıyoruz ve kendilerine günün anısına hediye ediyoruz. Ben miyim hocam? Burada da evet, şöyle alayım. Bu fotoğrafta da siz varsınız. Sizi üniversitemizin ve planeteryumumuzun bir ziyaretçisi olarak, tabii
ziyarete ayrıca bekliyoruz. Şöyle çevireyim kameraya evet. Da doğru. Evet, burada ben varım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz çok, de teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz, çok incesiniz. Bu arada ben de değerli yönetmenim Halil İbrahim Özkan'la birlikte Türkiye uzay misyonunu anlatan Ay belgeseli hazırlamıştım. Yine kaçıran izleyicilerimiz varsa internetten bakabilirler. CNN Türk Ay belgeseli yazıp. O yüzden benim için çok kıymetli ve çok anlamlı bir hediye şu anda. Efendim teşekkür ediyoruz hediyemizi kabul ettiğiniz için. Sizi planetaryumumuza ve sürekli eğitim merkezimiz içerisinde yaptığımız bilimsel çalışmaları görmeye davet ediyoruz. Hocam hem hediyeniz için tekrardan hem de kıymetli bilgilerinizden dolayı çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir tek sen tercih zamanını sundu.